Saraykaya bağlı Kumluca köyündeyiz. Karacaahmet Sultan'ın metun bulunduğu türbeye geldik. Türbenin bir özelliği var. Deniz'deki Server Gazi, Çal'daki Mahmut Gazi türbesiyle birebir neredeyse aynı mimarisi. Özellikle bu kısmı mimarisi aynı. Şöyle de diyebiliriz. Server Gazi ve Mahmut Gazi döneminde yaşamış ve o zaman şehit olmuş ve buraya defnedilmiş diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı zamanlar olabilir. Karacaahmet Sultan'dan bahsedeyim ben size. 1672 yılında Evliya Çelebi'nin Denizli'ye geldiğinde uğranılması gereken yerlerden birisi olarak bahsetmiş Karacaahmet Sultan Türbesi ile ilgili. Gene aynı şekilde Sarayköy'deki bulunan Uzun Hayrettin ya da Uzuncu Hayrettin Türbesi için de Evliya Çelebi aynı şeyi söylemiş. Karacaahmet Sultan için de notlarını almış Evliya Çelebi ve buraya da uğranılması gereken yerler için de olmuş. Tahmini 1310 yıllarında yaşayıp daha sonra vefat ettiği tahmin ediliyor ve Alperen olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki şehit olduktan sonra buraya defnedilmiş. Karacaahmet Sultan belki döneminde çok kullanılan bir isim ya da gerçekten buraya gelene kadar birçok ilde birçok şeyi barındırmış ve yapmış isimlerden birisi. Bunu nereden biliyoruz? Sadece Denizli'de yok Karacaahmet Sultan. Eskişehir, Afyon, Manisa, Eşme, İzmir birçok yerde türbesi bulunan bir şahıs. Kabirle alakalı ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Burada kabrin altında delik var. Bu delikte kum varmış zamanında epey bir, şu anda neredeyse boş, bayağı da ileride artık insanlar ala ala bu kumlardan, kum da kalmamış. Buranın ne özelliği var? Buraya dilek dileyip hayır yapan kişiler dualarını ettikten sonra deliğe ellerini sokup kum alıyorlarmış. Kumun içinde hangi hayvanın kılı varsa o hayvan kurban ediliyormuş burada. Tabii ki artık zamanla tamamen bitmiş burası. Çok ileride var kum. Bir de türbeyle alakalı Karacaahmet Sultan'la ilgili çok farklı bir özelliği var burada. Burada kendisinin orijinal sancağı duruyor. Şöyle açayım size. Burada orijinal sancağı hala duruyor. Rivayetlerinden bahsedelim birazcık, yaşanmış olaylarda. Oran edelim bildiğimizi de, hani görmüşsek de duyduğumuz şeylerini anlatalım. Mesela bu inanılacak şeyleri var, inandırıcı şeyleri vardır. Mesela bir zaman buralara jandarma mühürlemiş, ta seferi eski zamanlarda. Açılmış kapı, gelmişler kumandanla, bu muhtarlıkla izzet elermiş. Siz açıyorsunuz, siz işe kırıyorsunuz kapıya diye. O zaman demişler, onlar da gelin bari de jandarmayı nöbetlik. Bir de öl denen demişler. Jandarmayı nöbetlikmişler, onlar burada gezerken yine kapı açılmış. Ondan sonra tamam, onlar da bırakmışlar o işi. Kapı kilidi tutmuyor. Tutmuyor, oğlum bu dedeninki tutmuyor oluyor bari. Zaten seyircilerimiz de biliyor, türbelerin kapısında kilit olmaz, çoğunlukla iple bağlanır. Burada da bak, aynı şekilde iple bağlanmış. Ben hiç kilitmem. Aynı anahtarla kilitlemem. Yani böyledir ya, açık yerler bunlar. Halk açık olmalı. Herkes açık yerler. Herkes gelir ziyaret eder, sever, dua eder, her şey yapar. Başka vardı bir tane daha anlattı. Sarhoşla alakalı. Ha bu yani şöyle, davul çalgı sevsi de alkolik tipi işleri sevmez. Geldiği zaman yani o iş, insanın başına bir iş getirir. Dövüştü kavgada, oradan kendini uzaklaştırtırır. Bunları da gördük. Yani kimse korkar yani. Yanışmaz tabii ki. Hani belirli işler böyle şeyler var daha bizim bildiğimiz. Başka da öyle. Hatırımı geçen belki yok galiba. Bir tane hatırlıyorum ben. Sarhoş gelip dua etmeye çalışmış. Eşeğin üzerine çıkmış diye. Onu bir anlatıyor bana. O da kazadan sarhoş gelmiş. O kendi anlattı bize. Türbünün kıyından geçerken buradan önüne bir eşekli. Yani sakallı zaten, sakallı gözüküyor hep yani bu. Ufak boylu gözüküyor.
bunun önünü geçmiş, geçirmemiş ona yani bu yoldan. O da yolu sapıtmış, yani başka yerden dolaşmış. Hani böyle şey, ters, kötü şeylere sevmiyor yani.